cezaevi kamu bölgesinde mülki makamın emriyle cezaevi bölgesinde basın açıklaması yapmanız yasaktır. Lütfen burası basın açıklamasını yapmayınız. Basını sadece cezaevinde değil, Kandıra ilçesinin tamamında basın açıklaması yapması yasaklanmıştır. Buyurun, belgenizi getirin. Siz de çekin arkadaşlar. Beyefendinin söylediğini siz de getirin. Kamusal alanda özgür bir şekilde biz basın açıklaması yapıyoruz. Biz buraya şunun için geldik. Burada milyonlarca insanın oyunu almış milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasetçileri var. Biz burada onların böyle cezaevi koşulları için falan gelmiş değiliz. Burada bizzat iyi tutulmalarının bir hukuksuzluk ve anayasaya aykırılık olduğunu düşünüyoruz. Siz bir sadece bir dinler misiniz beyefendi? Ben sizi dinledim. Basın açıklaması yapması uygun değil, yasaklanmıştır. Bakın ben yasa, siz yasa, yasa sadece size yasak koymak için yetki vermez. Şunu söyleyelim, bu ülkenin en üst yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi kendini tekzip eden, kendini inkar eden bir kararın altına imza atarak suskunluğunu korumaktadır. Buradan hareketle anayasaya aykırı bir şekilde dokunulmazlıkları kaldırılan, hukuka aykırı bir şekilde siyasallaşmış yargı tarafından tutuklanan arkadaşlarımızın burada rehin halde tutuluyor olmalarını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'nin taraf olduğu bütün uluslararası sözleşmeler de altına imza atmış olduğu hukuk normları da bu arkadaşlarımızın burada tutuklu olmasını yasaklamaktadır. Burada bizim açıklama yapmamıza yasak getirmeye çalışanlar bizzat iyi hukuku çiğnemektedirler ve yasakçı bir zihniyetle yasamanın bize vermiş olduğu yasaların ifade özgürlüğünün, toplantı gösterisi, yürüyüş özgürlüğünün bize vermiş olduğu hakları kısıtlamaya çalışmaktadırlar. Bu yasa dışılıklarla hiçbir yere yürünemez. Biz bu anlamda bir an önce arkadaşlarımızın haksız tutukluluk hallerine son verilmesini, bu rehin işlemine son verilmesini ve özgürlüklerine kavuşması gerektiği noktasından hareketle buradayız. Bu konuda çalışmalarımız burada da sona ermeyecektir. Belli bir süreden beri bu konudaki Kürt siyasetçilerin tutukluluk hallerine, onların yoldaşlarına, HDP bileşenlerine dönük operasyonları teşhir edeceğimize, bu uygulama sonuçlanıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.